Selamlar. Kubik Outpost'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son bölüm burada Industrial Forgoing'de Advanced Machine Casing'i yapmıştık. Daha sonra nerede kaldık? Şurada Slot House. Şu arkadaş Advanced Machine Casing'i yaptıktan sonra şimdi buradan sonra yol 3'e ayrılıyor. Yani geri kalanı bunların hepsi opsiyonel e, ee, i̇leride daha rahat edebilmemiz için şu yukarıki yolu devam ettireceğiz. Bu yolu da e, bölümü kapatabilmek için yapmak istiyorum. Yalnız burada işte enchantlar var. Değişik enchantlar makine şeyden aletlerinizden sökmek, işte kitaba basmak, yeni yeni enchantlar çıkartmak. 3 e, üç tane makinesi var. Onları da size gösteririm. Yalnız ilk önce gitmek istediğim nokta burası. Yukarı doğru. Map Crusher. Şimdi Map Crusher ile Mob Slaughterhouse'un arasındaki fark şu anda çalışan arkadaş bize Pink Slime artı liquid mid elde ettiriyor. Yalnız mob dropunu düşürmüyor. Şimdi yapacağımız bu mob crusher. Bu mob droplarını da düşürüyor. Artı yeşil sıvı esanstan da elde etmeye başlıyoruz. O esans bize ileride mob tüplüke ederken lazım olacak. Artı aynı yeşil esansıdan e, xp'de xp'ye de çevirebiliyorsunuz. Veya şunları kaldırabilirim. Experience orb'lara çevirebiliyoruz. E, mob crusher. Şimdi ben toplamda 4-5 tane advanced Machine Case yaptım. Ee, Burada mı bunlar? Aynı. Üç tane yapmışım. Ne eksikti? Daha doğru. Pink Slime'ımız eksikti. Buradan bayağı bir Pink Slime elde ettik. Hepsi bunların dijital depolamaya yolladık. 72 kova var. Bunu da buradan alabileceğim mi? Alabiliyorum. Tamam. Şöyle biraz alalım. Normal sol tıklayarak alabiliyorum. Bu kadar yetecektir. Şimdi gelip bunu buraya yollayabileceğim mi? Bu değil mi? Aynen. Kabul ettim sen bunu? 400 mili da aldın. Bak işte. Geri şey yapıyor. Ee, şöyle yapsam hmm, bunu buraya yollasam yok. Sağ tıkla yollayabiliyor muyum? Orta tık yok. Ee, bunu buraya bir kablo ile yollamam lazım. Öyleyse ya da bunu yere koyayım. Şuradan kovayla alıp alıp yollayayım. Hiç uğraşmama gerek yok. ha Üzerimde kova varmış. Normal ilk tıkladığımda alıyor, ikinci tıkladığımda geri alıyor. Ne kadar oldu? Altı buçuk kova yetecektir. Tamam. Ee, bu da burada yanında dursun. Ya da sen bunu otomatik de yapabilirsin. Ee, otomatik yaparken de şöyle yaptık. Onu hemen göstereyim. Şimdi aşağıda bir latex üretim yeri oluşturduk. Orada latex üretiliyor. Buradan da fluid extractor var mesela burada. Emi fluid işe import bas. Bunun içine de akselerasyon kartlar koyduk daha hızlı çalışması için bunun içine hangi sıvı gelirse gelsin fark etmiyor direktman emi sisteminin içine alıyor. Dijital depolamaya ee, Aşağıdaki latex üretim yerini de göstereyim size O da burada Şöyle şurayı kırarsam Daha rahat görebilirsiniz. Şimdi burada bir tane block placer var etrafında dört tane şey var ee, ne derler Clued extractor Aşağıya Odunu koyuyor ortasına. Daha sonra buradan ekstrakt yapıyoruz. Buraya getiriyoruz. Yine aynı burada bir Mi Fluid Import bas var. Bunun gibi 3 tane setup koyduk. Yani 3 tane tahta aynı anda 12 tane Fluid ekstraktörle şey yapılıyor. İçindeki özü de alınıyor. O şekilde bunları da dijital depolamaya yolluyoruz. Burada da zaten tavcı yapmıştım fluid terminal. Burada zaten görebiliyorsunuz. Bakın bu sürekli artıyor. Latex 2300 kova olmuş. Aslında orayı durdurabiliriz yani. 2300 kova çok bile yani 1000 liquid meat olmuş. 70 pink slime de bize yetecektir. O 3 üç makinenin üçünde de durdurabiliriz. Şimdi bunları almıştım. Hemen bir tane map crusher yapalım. Ee, map crusher. Şimdi gold gearlerim hazırda vardı diye tahmin ediyorum. Belki kitaplar yoktur yok. Kitapta varmış. Doğru şey enchant masalarını kırmıştım. Bir adet bu arkadaşlar. Ee, şimdi mob Plotter'ı kapatacağız. Zaten gerek yok. Direktman bunu onun yerine koyabilirim. Onun içindeki range upgrade falan da kullanabilirim. Yalnız bize ikinci bir hatta lazım. Buradan gelen itemler. Aslında bir de trash can'a falan bunu bağlamamız lazım. Bunun için de mob kaynıyor. Bu arada yere indirdik. Herhangi bir ekstra bir şey yapmadık. Bunun için karanlık olduğu için zaten moblar doğuyor. şimdi burayı kaldırsam. İnşallah bir creeper gelip bizi havaya uçurmasın. Al işte. Yanlış koyduk onu da. Allah'tan çank şey var. Koruması var. E ne diye aşağı atıyor bu bunu ikide bir? Ben yukarı baktığım halde. Bu crusher üstüne bakıyorum şu anda. Bak yine alta koydu. Allah Allah. Deli misin arkadaşım sen? Bu crusher şuraya baksam. Heh. Şimdi çalışmaya başladı. Ee, range Edon'u koyalım artı speed upgrade bakın artık mob dorplara da düşmeye başladı e şimdi bunun hepsini applied Energy içine yollasak çoğu malzeme problem değil de bu kılıçlar olsun oklar olsun bunlar bizi yavaşlatır aslında refined glowstone sword iyi bakın bu arada Essence da gelmeye başladı esansı buraya almıyoruz mu alamıyoruz şuraya şey yapmamız lazım burayı çıktı olarak göstermem lazım Tamam. Ha, şu anda esansı da almaya başladı. Artık buna bir upgrade koyalım. Daha çabuk çeksin esansı. E, bu ne diye bunu çekmiyor içine? Bence slotları doldurdu. Sen 4K yetecek dedin fluide. Yalnız esansı çekmiyor. Herhalde tüm slotları doldu. Normal içinde 3 çeşit de su var ama. Hemen şuradan gelip kontrol edelim. Yok. Bak bir item 1 tayıp 155 41 1 Allah Allah neden esansı almıyor içine ya da biraz gecikmeli mi alacak bak almadı içine tekrar oraya gidip kontrol etmem lazım çünkü esanstan bize en çok lazım olan esans bu içi doldu bu bunu çekmiyor ee, şuradan bir kova al. Öyleyse buraya bir filtre koyalım. Bunu içine çek diye. Şu çekmesi lazım. Ama hala çekmiyor. Allah Allah. Enteresan. Emi fluid import bas. Tamam. Sadece bunu alıyorum. Bunu fluid olarak kabul etmiyor musun? Esans paket. Gidip bunu sistemin içine elimle koysam. Neyleri kitledim Söyledim, dinlemedim. Arkadaşlar kısa bir ara, müsaade edin. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi, bölümden önce anlattı da, benim hiç kafamda kalmamış. Burada Sel mm, Workbench yapmış. Bunun içine diskinizi koyduktan sonra burada filtrelebiliyorsunuz. Diyorsunuz yine, bu diskin içine, bunların haricinde başka hiçbir şey alma. Bütün diskleri filtrelediği için, esansı kabul etmedi. Tekrardan yeni bir disk yaptık. Ona da dedik ki, sadece bunu al. Bakın şu anda 48 kova oldu bile. Yalnız bizim makine şu anda durmuş olması lazım. Veya yerde o kadar çok malzeme birikecek ki. Daha sonra drop yemeye başlayacağız. Çünkü buradaki arkadaşları bizim bir çöp kovasına atmamız lazım. Buradan gelecek herhangi bir malzemeye bizim ihtiyacımız yok. Adem hocam sen dediğim gibi buraya bir şey getir. Çöp kovası. Tamam mı? Dene bakalım mı? Neler gelecek? İşte gelen tüm malzemeyi toplayabiliriz de şu kılıçlar ve şeyler ee, ne derler sen şuraya heh. oklar bizi öldürecek şimdiden bile 8-10 tane ok olmuş bunların her biri birer tane slotu kapatacağı için şimdi refine storage olsaydı o kadar büyük bir sorun olmazdı yalnız applied bunların hepsini tek bir parça olarak görüyor o yüzden burada kısa bir şey yapması lazım Adem hocam al bakalım biz devam edelim Mob Crusher'ın görevi buydu. Gelelim bir sonrakine. Ne istiyorsun? Bir kova esans tamam. Şimdi diyor ki ne? E, mob duplicator yapabilirsin. Hemen bir tane de mob duplicator yapalım. Mob duplicator. Ee, herhalde. Oh, bunlar yokmuş. Yapalım birer tane. E, ee, e, congelated var mıydı? Varmış. Bir tane daha yapalım. Magma. Tekrardan Uh, map Duplicator Bir adet de Map Duplicator. Bunun hem enerji hem esansa ihtiyacı var. Bap, 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 bap. Uh, in aşağıya. Şimdilik size göstermek için yapacağım. Şimdi hem enerji hem bir tane de branch yapayım. Bunu aşağıya in. Branch. Ah, varmış. Bir tane de Quartz. Bunun onda da olacaktır. Bununla fasatların içindeki... Ha, bunu göstermiyor mu? İlla ötekini mi istiyorsun? Tamam. Öteki öğrenci istiyormuş. Normal apply bununla da yapılıyor. Hop sen değil. Tamam. Ee, vrenç şu arkadaşı. Sert squash vrenç istiyor demek ki ne? Allah Allah. Hem yukarıdan bunu getirip hem bunu buraya şurada da var mıydı? Bundan vardı. Sadece göstermek için koyuyorum bunu buraya. Bunu buraya koy. Şunu kaldır. Bir adet export yapalım. Fluid export. emi fluid. Bu import bas. Export. Bir tane formation core Al bakalım. Gel bakalım. Şimdi bunu aç. Bana bir kova esans lazım filtresi için. Sol tıkla bir kova al. Alt kata in. Bunu buraya bağla. Hadi. Tamam. Şimdi ne export edeceksin? Bu arkadaşı export edeceksin. Bakalım. Aynen içi doluyor. Sistemden geliyor. Sadece power'a ihtiyacı var. Şuradan bir çıkalım. Passatlarla şurayı tekrardan kapatabilirim. Burayı da kapatabilirim. Öp, 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 öp. Hemen yukarı çık. Bir enerji kablosu alayım. Aa. Gidebilirsin. Ne yaptım ben? Branch ile bunlar kısmındaki... Yok almadım. Nerede gitti onu söktü? Hastorich bas az önce sen kırdın da üzerime geldi. Tamam. Diyorum ben bir yerde Storich bas kırmadım. Ee, sen de gidebilirsin. Aslında varmış Ultimate Universal Cable üzerimde. Şuradan bir de enerji getirelim buna. da buna daha düzgün bir yer yapacağız. Şu anda mesela hem esansı var hem enerjisi var. Sadece hangi mob'u duplike edeceğimi içine göstermem lazım. Farz edelim. Herhangi bir hostile mob almayalım. Bir tane mob imprisonment tool alayım. Ya da zombi pigmentlerimiz vardı. Ölmediyse onları da alabilirim. Onlar nasıl olsa bize zarar vermiyor. Biz onlara saldırmadığımız sürece. ya da bir tane koyun da alabilirim. Şimdi bunu çoğunlukla bize vidri iskeletlerini yakalayıp getiriyoruz. Yani en azından bir tane. Onu duplike ediyoruz. Kafayı düşürebilmek için. Yani çalışma sistemi hep aynı. Aşağıda dur. Yani hostel map olsun veya şey olsun. Ee, yalnız ilk önce bunu run with, run with redstone. Redstone sinyali olmadan çalışma dedim. Çünkü deli gibi buraya da coin spawn etmek istemiyorum. Ee, gel bakalım bir tane düğme yapalım. Düğmede redstone sinyali verecektir. Burada Lever da kullanabilirsiniz. Şöyle üzerine bir tane şey koyayım. Redstone'un sinyalini alınca bir tane koyun duplike edecek. Neden? Redstone, Rune with Redstone tamam. Fluid Amount, tamam, Sheep. Buradan kabul etmiyor musun? Yanından mı olması lazım? Şöyle yapalım. Allah Allah. Ne diye? Show Working Area. Allah Allah. Bir de lever alayım bari. Ya da bunu otomatiğe bağlayayım. Bakayım otomatikte çalışacak mı? Nasıl olsa hemen kaldırabilirim. Ha tamam Renom. tamam şimdi palsa getirmedim. Aynen tamam. Bakın bir tane doğdu. Bir tane daha basayım. Bak bir tane daha doğdu. Ben buraya bastıkça burada doğacaktır. Ya da bunu işte otomatiğe de bağlayıp sürekli çalıştır diyebilirsiniz. Her kullandığımda buradan belirli bir esans gidecek. Artı enerji. İstediğiniz mopu bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Aynen. Pals modunda. Artık bunları öldürebiliriz. Biz bunun için bir alan yaparız. Yani sistem bu şekilde. Sisteme yolladığınız esansı export basla sistemden geri isteyeceksiniz. Artı herhangi bir yerinden enerji bağlayacaksınız. Buna da vidir iskeleti bağlayacağız. Yani düpleke edeceğiz. Yine yeterince kafa oluşturabilirim. Çünkü oyunun ilerleyen noktasında bizden şey istiyor. Ee, bir tane vidir canlandırıp oradan eter gazına ulaşmamızı istiyor. Bakalım onun setup'ını nasıl yapacağız. Böyle Ölebilirsin arkadaşım. Tamam. Sen de working area'nı kapatabilirim. Şu anda sana ihtiyacımız yok. Sadece ben çalışmasını göstermek istedim size. Ee, burayı da hallettik. Tamam. Burası da bitti öyleyse. Check mark'ı kapatabiliriz. Öyleyse hemen kısaca şu makineleri yapayım. Ondan sonra bunların çalışma şeyini göstereyim. Ee, seni sol alayım. Map gidebilir. Daha sonra bunu yapmamız istiyor. Seni sola alayım. Gidebilirsin. Daha sonra bu, bu da bir bağlıymış. Üç tane emlal istiyor. Tamam, hemen şu üçünü yapalım. Şuradan başlayalım. Ee, her şey var mı? Nedir birik yokmuş? Aa, şuraya koyduk. Sandığın içine bir iki üç dört. başlayacağız demiştik. Bu enchantment extractor. Adı üzerinde enchant'larınızı extract ediyor. Ee, Bileği taşı gibi. Yani normal oynanan şeyde. E, gidebilirsin sen. Allah Allah. Şimdi gidebilirsin. Şimdi bu arkadaş. Bir tane diamond gear yapalım. Bir tane de enchant'lı kitap mı istiyorsun? Başka olmuyor mu? Ee, book desek. Yok. Var. al Allah. Allah Tombstone. Sol bant var. Tamam. Tekrardan şunu shift sağ tık yapayım. Böyle elle vereyim. Tamam. Bu da o. Bu arkadaşı da kaldırabiliriz. Son applicator. Bu da yaptığınız enchantları. 1 2 3 Herhangi bir alet veya edevatınızın üzerine. Ee, Advanced Machine Frame kalmadı üzerinde? Son bir tane daha yaptırıyordum. Onu da hemen alalım. Hatta iki tane daha. Al bakalım. Tekrar aşağı inelim. 1 ee, 2 ve 3. Şöyle enchant applicator yine bakın burada bu aynı esansdan buraya gerekiyor. Şöyle bir, bir kova esans yollayayım içine. Esansı aldı. Buraya herhangi bir kitap koyup yanına mal e aleti koyuyorsunuz kitaptan alete şey ıı, aplike ediyor. Yani yüklüyor veya işte ıı, Türkçe saklama gelmedi. Kusura bakmayın. Yalnız kitap elinizde kalıyor. Yani tek bir kitapla istediğiniz kadar malzemeyi şey yapabiliyorsunuz. Enchant Applicator bu işe yarıyor. Enchantment Sorter. Farz edelim bir kitap buldunuz. Üzerinde 4 tane 5 tane büyü oluyor bazen. Ve işte bu AFK balık farmları da çok çıkıyordu eskiden. Bu ona göre ayırıyor. Yani her birini birer tane kitap yapıyor. O şekilde kullanmanıza yarıyor. Bu da Enchant Extractor. Bu da aynı işi yapıyor. Yalnız bu kitaptan büyüyü tamamen söküp kitabı size geri veriyor. Öteki kitabın içindeki büyüleri ayırıyor. Yani ikisi de aynı işe yarıyor aslında. Şu ikisi. Enchant Sorter ile Enchant Extractor. Aslında bir makine daha var burada. Ee, adını şimdi hatırlayamadım. O da Enchant üretiyor. Yani bu Experience, bu XP karşılığında, bu Essence Esans karşılığında. Ee, neydi bu? Termal. Yo, termal değil. Ee, Industrial. Ee, enchant Hydrobet değil, multiplicator değil, feeder builder değil, plant değil, burada değil. Ee, bunun da şeyini değiştirmişler. Enchantment factory aynen. Bir enchantment bu değil. Enchantment factory bu arkadaş. Bununla da enchantları yapabiliyorsunuz. Sürekli değişik enchant veriyor. Görevde var mıydı? Yok. Hepsini tamam, varmış bir, bir sonraki seviyede oymuş Enchantment Factory. Enchantment Factory. Yap bakalım bunu da. Hop. Bir kova daha esans alayım bari. Yalnız gördünüz bizde şu anda 135 kova oldu. Yani 135 kova hiçbir şey değil. Binlerce kova lazım. O yüzden esansınızı durdurmayın. Ee, şunu şuraya yolla. Bakın mesela şu anda arefi var. Sadece için istediği herhangi bir kitap veya herhangi bir alet edevat. Ee, bunda knockback var. Bunda efficiency var. Bunu koyabiliyor muyum? Yok bunu kabul etmedi. Bir tane kitap alıp gelelim. Var mı elinde kitap? Bir hammer'ını bir dene bakayım. İçine koymayı. Enchantment Factory'yi. Onu da kabul etmedi. Yok. Yani kitap alayım geleyim. Gösterebildiklerimi göstereyim. Ay bu elevatorların üzerinde zıplamak da beni öldürdü. Bu bir tane kitap alalım. Esans normal bir kovaya yapması lazım ya. Kitap koydum. Yok. Bak. E progress 0. Ee, i̇yi tam bir kova daha getireyim de normal bir kovaya yapması lazım ya. Tamam bu zıplama işini bırakıyorum. Artık sadece yürüyeceğim. Ya da bir tane daha ekstraktör koyalım da. Exporter. İki kova oldu. 4 dört kova oldu. Bu hala kitap yapmıyor. Enchantment Factory. Ne istiyorsun da? Ignored. Tamam. Redstone. Input, output. Tamam. 3 saniyede bir enchant yaparım diyor. Progress 0. Allah Allah. Bir saniye. Ee, şuradan geri de geri de vermiyor. Sen bana bir kovata getirsene. Aferin. Şuradan çık. Aa, yok ama bu hattı tekrardan buraya çekmem lazım. Oo. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz deneme yanılmayla gidiyoruz da. Normalde 4 kovaya deli gibi şey çıkartması lazım. Ee... Şuradan. Yok smart cable alayım. Bir saniye bunu filtre için kullanacağım. Ee, şurayı kır. Şurayı bağla. Şuradan yukarı 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 yukarı. Şuraya bir tane export. Şu filtresine esans koysana. Nereye gitti? anlamadı herhalde dediğimi. Tamam şimdi fluid esans dolmaya başladı. 8 kova oldu. Hala bir hareketlenmiyor bizim en enchanted factory'de. 10 kova oldu. 11 kova oldu. Yok, bunda bir hata var. Ya da kitabımı mı kabul etmiyor? Kime normalde kitabı enchant bassa bildiğim biliyorum. Hadi görevi bir okuyalım bir. Enchant Extractor, consumes Power, and Enchant Randomly, Enchant Books and Items tamam. Coupled with an Enchantment Extractor, this is a great way to get the enchantments you really want on your armor, weapons, or. Tamam. Aynı ya yani dediğimin değişik bir şey değil. Yok diamond sorta da. bir Ha şimdi diamond sorta yaptı yok artık. Bunu değiştirmişler adam hocam. Neredeyse 30 kova şey istedi. Enchant. Sharpness 5 verdi. Knockback 2 verdi. Unbreaking 3 verdi. Buna yetmez ki ne? Enchantment Bunun içine kitap koymamız lazım. Boş. Burada Enchantment Sorter var. Ayır diyorum Enchantları. ayırma ee, ayırmadı. iyi kitap istiyor yine içine. Şuradan bir tane kitap vereyim içine. Bir de bunu vereyim. Sadece bir tanesini ayıracak. iki tanesini bırakacak. Knockback'i aldı. Bakın. Sharpness 5 ile 3'ü. Yani Knockback 2 içinde istemiyorum. Sadece bu 3 kalsın diyebiliyorsunuz. Veya bunları ayırıp şey yapabiliyorsunuz. Bir de son bir parça daha istiyormuş. Da bu, bu, çok saçma ya. Bu bir defa da olsun da bunu kullanmam 32 kovaya. 32 kova esansa bir enchant veriyormuş. Ee... boşu boşuna bölümü uzattık. Ee, enchantment applicator son da o extractor değil applicator e bunu yaptık en alttaki değil mi o tamam tamam onu da kabul etti tamam burayı kapatıyorum ya burada uğraşamam ben bunu yani siz mantığını anladınız arkadaşlar birinde enchant yapıyorsunuz birinde enchantları sökebiliyorsunuz birinde işte kitapla aletle edevatınızı birleştirebiliyorsunuz yani bir örsün yaptığı şeylerin aynısı. Kusura bakmayın. Şimdi gelelim aşağıya. Yalnız buradan devam etmeyeceğim. Etmememin nedeni vidre ulaşmamız gerekiyor. Zaten burada da diyor eter gazına ulaşabilmek için bir tane vidre spawn et diyor. Vidrenin tepesinde bir tane laser base, fluid laser base kullanman lazım diyor. Etrafına da diyor drillleri koy diyor. Altta stasis chamber diye bir şey yapmışlar. Stasis chamber'ın üzerindeki moblar diyor hareket edemez. Stasis chamber'ın içindeki enerji olduğu sürece diyor. Yani Vidra'yı oraya hapsedeceğiz. Tek bir bloğun üzerinde kıpırdayamaz halde bizi bekleyecek duracak. Onun tepesinden aşağıda bir lazerle bu eter gazını arayacağız. Yeni bir şey icat etmişler bilmiyorum yani. eter gazını Emre Hoca'nın bir şeyinde paketinde gördüm ama böyle bir Vidra'nın tepesinde canlandırıp da laser base ile oradan eter gazına ulaştığını hatırlamıyorum yani. Ocean Block diye bir paketi vardı Emre Hoca'mın. Emre DGN'nin. Orada görmüştüm. Yalnız oraya ulaşabilmemiz için nedir'e gitmemiz gerekiyor? e, <laughs> nedir'e gitmek için de ilk önce end'e gitmemiz gerekiyor. End'de dimensional şart bulmamız gerekiyor. Ondan sonra nedir'e geçebiliyoruz. Yani burada biraz değişik yapmışlar sıralamayı. İlk önce end'e gidiyorsun daha sonra nedir'e gidiyorsun. End'e gidebilmek için de poah moduna girmemiz lazım. Poah modu da işte enerji modu. O yüzden bu paket yani bu bölümü burada bırakıyoruz. En azından burada biz esans falan depolamaya devam ederiz. Hatta yarım saatte boş boşuna harcadık. Burada bu 102 kova bu devam etsin. Şey Yani biz nedir'e gidip de bir tane vidir iskeleti yakalayamadan buradan ilerlememiz zaten mümkün değil. O yüzden dönelim biz poğa moduna. Zaten o da bizi buraya yönlendirmiyor. İlk önce diyor burada poğa yap diyor. Daha sonra bu dördüncü seviye herhalde hepsini tek tek yapacağız. <laughs> poğa to person. Şimdi buradan check marka almışız. Check mark yapabilmek için demir lazımmış. Redstone, kömür ve clay ball. Bunların hepsini hallettik. Hatta burada bize bir tane menü yolu vermişti. Şimdi ne diyor bizden Dialektik paste yap diyor. Diyeliktik paste. Ee, bundan bize baya baya lazım olacak. Onun resposu şuraya alayım. Hatta şuradan bir tane crafting recipe yapalım. Diyeliktik paste. Gel bakalım. Buraya senin resposunu koyalım. Ee, şurada al. Boş bir yer bulalım. Şurada boş bir yer varmış. Dialectic paste. Ee, 300 tane yap. Tamam. Hem bize 300 tane yapsın. Şunları kaldırabilirim. Bunu da kaldırabilirim. Biraz da üzerimize alalım. Sen gidebilirsin sen. Mobslaughter factory'yi tekrar kurmayız. Şimdilik sana ihtiyacım yok. Sana ihtiyacım yok. Git git git. Geri yolla. Şu şu. Ee, Liquid mit. Bu da durabilir burada. Sana ihtiyacım yok geri kalanınıza da pek ihtiyacım yok ama tamam. Şimdi bu kendisi de hediye veriyor tamam. Ee, şimdi horizontal rot, vertikal rot ve kapasitörleri yapmaya başladı Sürekli bu pastalarla bunları yapacağız. Ayrım ee, var. Yap bakalım. 48, 56. 64 tane bundan yapalım. Bir 64 de bundan yapalım. Tamam mıyız? Ya bu yine hediye veriyormuş. Alalım hediyelerini de sistemin içine atalım. Ee, artı kapasitör. Bir 16 tane de base kapasitör yapalım. Basic kapasitör. Şurada değil mi? Tiny 16 dedik 20 tane yaptık tamam sen de buraya geri git onun da hediyesini alalım sen de buraya gidebilirsin yanlış tabi 64 tane yaptık sorun değil hepsi lazım olacaktır ee, şimdi bu buradan bağlanıyor tamam casing the joint dielectric casing casing deyip şundan dielectric casing tamam 2 tane horizontal iki tane de düz rot tamam 1 2 3 4 5 6 tane bunu yapalım. Al bakalım. Bu kendisini hediye veriyor. Artık ilk energizing. Ee, bir önceki bölümde mi dedim? Onun önceki bölümde mi bilmiyorum hatırlamıyorum da bu power modu aslında esine empower'ları vardı. Biraz empower görevi de görüyor. Artı işte enerji ne bileyim nükleer santral Küçük böyle furnace'lardan enerji üretme modları da burada. Uh, enerji in uh, you can place or pipe in I'm energizing fast not accept power. Tamam, buna enerji gerek yok diyor. Yalnız buna enerji olacak şeyler olması lazım diyor. Uh, comparator can be used to determine the recipes finish being energized. You can use Xnet to help automate this progress if you put hopper underneath it will pull out completed crafts but hoppers. Mm hmm, tamam. Ben onu değişik şekillerde de Hallederim. Otomasyon işi bizden sorulur. Orp. Bir tane orp yap diyor. Tamam. Bir tane de orp yapalım. Sen yukarı gidebilirsin. Şimdi bu orbu alıp hemen aşağı bir indirelim. Ee, bizim en çok enerjimiz burada. Hatta buradan bir çıkış daha alabilirim. Sorun değil. Öyleyse orbu şuraya ortaya bir yere koyayım. Merkez. Tamam. Bunun içine malzemeyi koyacaksın diyor. Dışarıdan gelen enerjiyle bunun içindeki malzeme dönüşecek. Tamam. Öyleyse dışarıdan gelen enerjiyi yaptıracak şimdi bize. Bir tane de kendisi enerji şey hediye etti. Tamam. Şimdi şarj etmek için ilk önce bir energizing action. Bir starterdan yapacağız. Bir tane de o kendisi de veriyor. Tamam. Şu arkadaşı sola çekelim. Gelelim buraya. Bir adet bundan yapabileceğim bize. Ha, bir tane basic zaten iki tane tiny veriyormuş. O oldu. Onu da öğrenmiş olduk. Bir tane biz yaptık, bir tane de kendisi verecek. Ee, bir yerden gelmemizi mi istiyor? Ha, şu tiny'yi Ha üzerime almadım. Aferin. Eee kapasitör diyelim. Bir tane kapasitör şuradan iki tane tiny'ye alalım. Yine oradan yolu açsın. Tamam. Kendisi yine hediye veriyor. Ha şimdi burayı açtı. Tamam bunları alalım. Tamam. Şimdi hemen aşağı inelim. Şunları hatta bağlayalım. Hop. Hmm, belirli bir mesafesi istiyor muydu? Yani şöyle. Hmm, yere de konmuyor. E, lazım olur diye atmamıştım ben onları. Yoksa attım yine de? Universal cable, kablo. Tamam tamam anladım da şimdi üzerimdeydi. Lazım olur diye bırakmayayım dedim. Yine de atmışım şeyin içine. O yüzden buraya yakına getirdim. Ee, şuradan hatta alalım. şöyle bir şöyle ki Şimdi mesafesi falan bilmiyorum ne kadar şey yeter mi yetmez mi diye. Tamam üç tane bir tane de sana ver. <laughs> arkadaşlar. Burası bir yaptı. Bir tane snowball istiyor. Snowball'ların hepsini şeye mi koydun? Sisteme mi? Snow ee, snowball. Al bakalım bir adet. Bir adet snowball'u charge yap diyor. 500 efe, 500 bin efeye bir tanesini diyor şarj ederim diyor. Hey maşallah ne kadar basit. Yarım milyon efe. Al bakalım. Bakın şu anda buradan enerji yollanmaya başladı. Bu 2000 oldu. Baya 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 bir zaman alacak. O yüzden e, toplam 8 saniye kadar gidiyor mu diye hatırlıyorum. Şuradan bir iki tane daha enerji yapalım. Şu F7'ye basayım da burada mutlu olacak bir alan bırakmayayım. Tamam. Burada herhangi bir şey yok. Yaptın mı? Routelardan. Arefet olsun bildirimi mi yaptın sen? Kontrol olur. Ha xnet kontrol Bir saniye. Ee, heh şurada. 1 2 3 4 5 toplamda 8 tane yapalım. Bunları da seviye seviye yükselteceğiz. Şöyle koyayım. Böyle koyayım. Hatta birini de şöyle ortaya koyayım. Tamam. Hop, aferin bana. Ah, Bakayım derken şey sağ tıkladım. Enerji şeyin içine alalım. Şimdi daha hızlı gidiyor. Yalnız buradaki rotları seviyesini yükselttikçe daha hızlı craftlar yapmaya başlıyor. Bu ortadaki orb enerji bunu değiştirmiyorsunuz. Bu sürekli aynı kalıyor. Sadece şu kenardakilerin zaten bize şimdi tek tek yüksek daha yukarı gösterecek. Bunu yapacağız. Bir sonraki de Energizing Steel Ingot diyor. Energizing Ingot ne istiyor? Hem Iron hem Gold. ikisini koyacağız. Bize verecek Energizing Steel. Öyleyse şu arkadaşlara ben alayım. Bir demir bir gold. Bir demir bir gold. Aşağı inelim. Öyleyse bize kısa müsaade çünkü biraz zaman alacak. Ya, ta %20'ye geldi. Tamam da Adem hocam şimdi bunların hepsini bir de tek tek üst seviyeye çıkartmak var. Yani 8 taneyle ilerleriz gibime geliyor. Hatta onu da göstereyim. Bakın buradan sonra işte basic bu e, bu starter. Starttan sonra basic yapacağız. Basic için bu parçalar gerekiyor. Yine işte bu starter'ı kıracağız, götüreceğiz. Hepsini basic'e getireceğiz. Daha sonra basic'ten sonra hardınıta getireceğiz. Hardınıt yapmak için hardinat kapasitörlere ihtiyacımız var. Onun için enerji ait ile ihtiyacımız var. Yine diyaletik pasta. Bu sefer de small yerine large'ını kullanacağız kapasitörlerin. Zaten bunları hep sürekli yaptıracak. Bakın bu iki tane basic yan yana koyduğunuz zaman bir tane large oluyormuş. Bir tane basic'ten iki tane tiny çıkıyor. Karman çorman işler. Bu şekilde devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ta ki bu parçaya neotik kristale gelince kadar. Niyotik kristale yaptıktan sonra zaten nedir'a şey ende geçebileceğiz. Şimdilik ende geçmemiz bize yetecek. Daha sonra da bu spirit şey isteyecek. Bu nitro requirement. Bu da bizim ende geçmemiz şey nedir'e geçmemizi sağlayacak. E kusura bakmayın sürekli ters söylüyorum çünkü mantıken yani tersten gidiyoruz o yüzden. O yüzden az sonra görüşmek üzere. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu charge snowball'ı hazırladık. Artı ben bu energy steel'i de yaptım. Yani 4 tane istiyor. O yüzden hemen bu daha çabuk oluyor. Hemen demirle altını tekrar koyayım. 10.000 10 K istiyor. Yani bir, bir iki, de, birkaç saniyede oluyor. Bu da 4 tane oldu. Tamam. Bunu da halletmiş olduk. Ha, burada ne diyor? Atomasyona girebiliriz. Az önce okumuştuk zaten. Tamam. Adem Hoca onunla ilgileniyor. Şu anda Xnet'in şeyini e, kontrolörü burada. Sandığı burada. Buradan sandıktan işte görev vereceğiz. Şunları yolla. Bunları yollama. Bunları al. Yani bitmişlere o filtreleri tek tek ayarlaması gerekiyor. O yüzden onu Adem Hoca'ya bırakıyorum. Ben devam edeceğim. Ee, heh, şurada large'ları yap diyecek. Ondan sonra bir sonrakine geç. Tamam. Yalnız bir sonrakine geçmek için ya bu üst katı biz kullanmayacağız gibi geliyor. Ben bu üst katı kırarım. Şuradan bir iki tanesini alayım. Bir. İki. Ya da şununla. Üç. 4. Bu dört tanesini çevirsem şimdilik bana yetecektir. Kapasitör. iki tanesini yan yana koyduğumuz zaman. Larç olacak. Al, bir tane üzerime almam lazım. Tamam. Al bakalım. Bunun da hediyesini alalım. Şimdi Energizing Rod Basic. E zaten o üzerimde starter. Ha. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu da dört. Hatta şu dördünü koyayım. Kalanları da kırıp onları da bir üst seviye taşıyalım. Bu da steklenmiyor. Bu da başa bir bela. Bir. 2 3 4 Bu uh, hediye veriyor mu? Ha bir tane de bu hediye veriyormuş tamam. Hazır şu hediyeyi de alalım. Evet, starter starter starter. Hediye nereye gitti? Allah Allah. Bize şimdi bir tane basic vermedi mi bu? Aynen. Ha yok starter verdi. Cık. Sen de akıllısın ha. Sakin olalım. Şu tamam. Bu tamam. Ha şeyler bitti. Ep, 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 ep. Şu arkadaş. Tekrar buraya gel. Bunların hepsi basic. Basic. Hatta buna ihtiyacım yok. Bunu da basic yapalım. Bunu da basic. Tamam, bu fazlalıktı Az önce tekrardan hediye vermiştim. İn aşağıya. Bu da soruncusu. Tamam. Şimdi ne istiyorsun arkadaşım? Bunları hardnet'a geçireceğiz. Hardnet kapasitör. Tamam işte burada bize enerji ait stil lazım. O yüzden Adem Hoca otomasyonu bitirdiyse bir stek. senden alalım. Bir stek de senden alalım. Oh altın 20 tane kalmış. Sen geri git öyleyse aşağıdan alalım altını. Aslında, a doğru sisteme bağlamıştım da. Tamam burada zaten hazır da var. Ee, altını buraya bağlamadık mı hocam? Oo. Oh. Aferin bize. Gold 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 bir stek gold. Hı -hı -hı. Hemen şunu pişirelim. Bir stek. Ha burada hazır da varmış, tamam. Sen hazırladın mı şeyi? Yok. Tamam withdraw demişsin. Draw ve ee? Arkadaşlar hem şunun otomasyonunu yapalım hem buradaki bu elektrik stilleri bitirmemiz lazım. O yüzden bu biraz zaman alacak bu kapasitörleri yapabilmek için. Çünkü bu hardened kapasitörlerden bayağı bir yapmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra zaten energizing, energizing rod hardened'a geçeceğiz. Az önceki resepinde de aynısı. Sadece kenardaki kapasitörlere hardnet yapacağız. Ve buradaki basic'leri silip, yani kırıp yukarı götüreceğim. Bunların hepsini hardnet'a çevireceğiz. O hardnet işlemi bitinceye kadar bize kısa bir müsaade. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ee, buradan geri dönelim. Biraz ileri gidip bakmıştım. Hardnet kapasitörleri yaptım. Energizing rod, yani hardnet seviyesine çıkarttım. Bundan sonra da blazing kristal istiyor. Şimdi blazing kristal yapmanın iki yolu var. Ya 4 tane Blaze Powder koyabilirsiniz. Ya da bir tane Blaze Rod. Şimdi bir tane Blaze Rod koymak daha avantajlı. Çünkü normal Blaze Rod'u Pulverizer'dan geçirdiğinizde 3 tane veriyor. Ya da değişik makineler yapmanız gerekiyor. Orada da yani 3 tane veriyor. 3 tane de ikinci şans olarak veriyor. Veya Immersive Engineering'in Crusher'ından geçirmeniz gerekiyor. Ki onu yapması biraz zahmetli şu anda. O 4 tane veriyor. E zaten bir tane 4 tane eşit olduğu için onu yapmaya da gerek yok. Ben bu arada bir tane yaptım kalanları da birlikte yapalım diyorum şöyle bir tane koyuyorsunuz biraz zaman alıyor çünkü 90k istiyor ee şöyle alalım bunu koyalım Çünkü buradan sonrası için bize bir iki tane yapmak yetecektir Çünkü son parçayı yapıp burada artık bir mola vereceğiz bir sonraki bölüm yavaştan ende geçeriz Tabii tekrardan geri dönüp burayı bitirmemiz gerekiyor nedire geçebilmek için en sonunda. Yalnız bölümü de fazla uzatmak istiyorum. Yani en azından mantığını anladınız. Bu arada Adem hocanın az bir işi çıktı. Şu anda yok. Az sonra geri gelebilir. Ben dedim sizi fazla bekletmeyeyim. 10 tane yapsam yetecektir. Şimdi 9. yapıyoruz. Tekrardan buna filtre yapmaya çalıştım. Yalnız filtresi kabul etmedi. Neden anlamadım. Yani filtrenin mantığını da size anlatmaya çalışayım. Şimdi burada kendi XZ'nin bağlı olduğu tüm parçaları okuyor. Buradan diyebiliyorsunuz ki işte 6. kanal Yeni bir tane oluştur, yeni bir tane oluştur ee, Şimdi Block of Energize Orb'dan Insert veya burada Extract diyebiliyorsunuz Zamanlamayı gösterebilirsiniz veya herhangi bir Malzemeyi tanıtabilirsiniz. Şuradan bunu çıkartalım ee, Remove Okey 6. kanal çıkart Mesela Burada sandığa dedim ki Extract yap Tek bir tane Blaze rota al Single Bunu yollayacaksın. Yalnız çıkartmadı nedense. Hatta burada dedim ki ne oluşanını extract yap. Ya insert demişim. Yok. Burada yanlış mı yaptım anlamadım. Şimdi ötekiler de aynısı bu şekilde devam ediyor. Bak. Ha, Adem Hoca buraya blaze rotları ayarlamış. Iron rotlar. Gold rotlar. Bakın bunların ikisi de insert insert de. Burada da extract de. Bakın ikisi aynı anda. Account count 1. Single diye işaretlememiş buraya. E-Extract. Ee, Neden bunu Blazero'da buraya koymuş ki ne? Ya da onu ben mi yanlış yaptım? Bak normal bu Blazing Kristal'i çıkartmamız lazım. Bilmiyorum otomatik şekilde olmadı nedense. Hatta bunun da hediyesi var. Onu da alalım. Ee, tekrardan yukarı çıkıp. Da şuradan bir. Dört tanesini alsam. Ya da beş tane. İki, üç, dört, beş. Bu beş tanesi şimdi bizim işimizi görecektir. Kalanları ben bölüm arasında tekrardan bir seviyeye çıkartırım. Ee, buraya gelelim. Şimdi bizden ne istiyor? Blazing kapasitör. Tamam. Blazing kapasitör. Şu arkadaşlar. Yok. Ha, hediyelerle birlikte yapabileceğiz herhalde. Şöyle 2, 3, 4, 5 zaten 5 tane aldım. Tamam. Kalanını ben daha sonra hallederim. Ee, Nitro şu arkadaş. Energizing. <laughs> blazing değil. Ha, blazing yapacağız. E, tamam. Onlar elimde. Şöyle bir. iki iki tane daha hediye verecek herhalde. Üç. Dört. Ve beş. Tamam. Zaten öteki parçalar da bitti. Bakayım. Aynen. Bir tane de Blazing O hediye veriyor. Bunu da yaptık. Bunu da Reward'ını alalım öyleyse. Şimdi Neotik Kristal. Bu da bir elması koymaktan geçiyor değil mi? 300 bin Efe'ye. Tamam. Biraz da elmas alalım üzerimize. Biraz demiş gene bir stek kadar. Ee, şöyle bir stek alalım. Sen gidebilirsin. Aşağı in. Bir. 2 Üç. Dört. Bir tane de buraya koyalım. Altı tane oldu. Bir tane buraya koyalım. Buradan enerji alıyor da onların enerjisi çok yavaş geleceği için asıl enerjiyi buradan alıyoruz. Tam bir adet neotik kristal. Bu da artık bizim ent yolumuzu açtı. Şöyle ikinci yapayım. Dediğim gibi kalanını ben bölüm arasında yapacağım. Şimdi buraya geldik. Bu zaten kendisi hediye veriyor. Buradan sonrası niyotik kapasitör. Enerji adetli Buradan sonrası emerald. Spirited yapıyorsunuz. Spirited oluyor. Nitro kristali nasıl yapıyormuşuz? bir tane Nether Star yine ende gitmemiz gerekiyor. Yani şey Nether'a geçmemiz gerekiyor. Yine Nether Star'ı bir ölerek alabileceğiz. Yani zaten burada tıkanacak yolumuz. Bütün yollar birbirine bağlanıyor en sonunda. Şimdi buraya gelelim. Bir sonraki bölüm için bakın buradaki parçaların hepsini oluşturmamızı istiyor. Yine Yotubit kontrolü yaptık. Ee, Enderium ingotu yaptık. Şimdi Neotic kristali yaptık. Preservation chamber yaptık. Fridge yani buzdolabını yapmıştık daha önceden. Blast chiller yaptık ve Rainbow Core. Bunların hepsi bize lazım olacak. Ne yapmamızı istiyor? Bize Waystone yapacağız. Ee, bir tane portal açacağız. Portalı açmak için kilit hazırlayacağız. Daha sonra da ejderhanın yanına geçeceğiz. Ee, burada dolaşaraktan aynı şu Dimensional Şart'ı bulmamız lazım. Dimensional Şart'ı bulduktan sonra da bu Exploring End görev açılacak. Çünkü bakın burada Dimensional Şart lazım. Artı bu arkadaş lazım. Ee, bu da Energetic Expansion'dan geçiyormuş. Bow Flow Height. Bow flow height. Herhalde bu Ent'te bir hayvan falan öleceğiz buflo diye. Onun derisi düşecekmiş. Dört tane derisinden bir tane buf blok yapabilecekmişiz. Bunları hallettikten sonra da nedire geçebileceğiz. Nedire geçtikten sonra tekrardan geri döneceğiz. Şu slaughterhouse'u anca o zaman bitirebileceğiz. Çünkü burada Vidra'ya ulaşmamız gerekiyor. Biraz karmaşıklaşıyor paketin burası. O yüzden şimdilik bize kısa bir ara. Bir sonraki bölüm ejderhanın peşine gideceğiz. Eğer portalı zamanda açabilirsek bakalım ne kadar zaman alacak. Umarım yine böyle 50 dakikalık bir video yapmayız. Oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.